Bu bir Barış Atay sorunu değil. Bir dizi oyuncusu gözaltına alınmadan hiç adı sanı duyulmayan, bir haber değeri taşımayan bir sürü insanın meselesidir aslında. Temelinde hiçbir delil olmayan, ne olduğunu bilmediğimiz, neyle suçlandığını asla sanırım öğrenemeyeceğimiz bir davayla yine karşı karşıya kalıyorduk. Sadece RETEK'le bağlantınız olduğunu düşünüyoruz. Hatta daha da açık tabiriyle belki çok komik gelecek bana, çünkü komik geliyordu. RETEK sözcüsüne sesin benzediği için gözaltına alınmış durumdayım. Benim dosyamda ilişkilendirilebilecek başka bir delil yoktu. Toplamda iddianamede sadece bazı sohbet odalarında sohbet edildiği, Twitter'da mesajlaşıldığı falan yazıyor. Ama kimin kiminle mesajlaştığı, ne konuştuğu falanla ilgili hiçbir şey yok. Burada polisler, savcı, avukatlarım, ben, hepimiz bu duruma çok güldük. Ama sonuç gerçekten trajikomik. Bundan dolayı yargılanacaktım. İstanbul'dakilerle gözaltına alındığımızda diğer şehirlerden getirilen arkadaşlarla da nezarette tanıştık. Hepsi isim isim çok değerli insanlar. Öğrenciler var aralarında, çalışan emekçi insanlar var. Çoluk çocuk sahibi ve sadece bilgisayara gibi sosyal medyayı kullanan insanlar var. Gerçekten çok enteresan bir ortamdı. Kimse neden orada olduğunu bilmiyordu mesela.